嗯。<music> GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın son işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına ilişkin beklentilerin ve Avrupa cephesinde ise Yunanistan'ın yer aldığını ifade edebiliriz. Özellikle dolar endeksinde bu hafta genel çerçevede kaydedilen aşağı yönlü hareketler varlık fiyatlarında etkili oldu diyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda hafta içerisinde ABD tarafından gelen olumsuz veriler Fed'in Haziran ayında faiz artıacağı yönelik beklentilerin ötelenmesine neden oldu ve bu paralelde de dolar endeksinde düşüşler kaydedildiğini gördük. Bugün de yine ABD'den önemli veriler gelecek, enflasyon dataları gelecek. Bu datalarla birlikte Fed'in faiz artış zamanlamasına ilişkin beklentiler şekillenerek yine dolar endeksinde önemli fiyat değişimlerinin ve diğer paritelerde de değişimlerin izlenmesine neden olabilir. Genel anlamda e, dolar tarafında özellikle bu değişimlerin etkili olduğunu söyleyebilecekken Avrupa cephesini değerlendirdiğimizde e, özellikle yayınlanan Ekonomik verilerle birlikte Yunanistan'a ilişkin gelişmelerin açıklamaların gündemde yer almaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak baktığımızda özellikle 24 Nisan'da yapılacak Eurogrup toplantısında Yunanistan ve Avrupalı kreditörlerinin anlaşmaya varma olasılığının düşük olduğunu ifade edebiliriz. Almanya Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamada kimsenin 24 Ocak'ta bir anlaşma gerçekleşmesini beklemediğini ifade etmişti ki Yunanistan borçlarını ödeyebilir durumda kalabilmek için e, kreditörlerinden gelecek paraya ihtiyacı var ve bunun için de reform listesi üzerinde anlaşma sağlaması gerekiyor. Bu reform listesinin detayları konusunda da kreditörler ile Yunanistan arasında uzlaşma konusunda sıkıntılar yaşandığını ifade edebiliriz. Son olarak Yunan Maliye Bakanı'nın yaptığı değerlendirmeleri incelediğimizde ortaya konan kredi anlaşmasının Yunanistan'ın ekonomik problemlerini çözebilecek noktada olmadığını ifade ettiğini görüyoruz ve e, Ülkenin likiditesinin tükenmekte olduğunu doğrularken de diğer taraftan bunun suçlusunu kreditörlerin ayak diremesi olarak ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ee, özellikle Yunanistan'a ilişkin süreç yakından izlenmeye devam edilecek. Euro bölgesinde kalıp kalmayacağı bile sorgulanıyor. Son gelişmelere baktığımızda ki eğer uzlaşmaya varamazsa borçlarını ödeyemez durumda ve temerüte düşme durumuyla karşılaşabilir Yunanistan. O yüzden e, özellikle e, her ne kadar şu anda fiyatlara yansımadığını net şekilde e, söylesek de e, ilerleyen günlerde de etkili olabilir. Gün içerisinde inanan e, makroekonomik makroekonomik verileri incelediğimizde özellikle 11. 2030'da İngiltere'den gelen rakamların öne çıktığını söyleyebiliriz. Ortalama kazançlar endeksi yakından takip edilen bir data olarak dikkat çekiyor ve %1.7'lik bir artış kaydedildiğini gördük bugün yayınlanan rakamda. Şubat ayına ilişkin veride. Her ne kadar beklentilerin altında kalsa da bu rakam bir önceki döneme ilişkin verinin %0.8 artıştan %0.9'a e, revize edilmesinin e, verinin olumsuz bir şekilde algılanmasının önüne geçtiğini bir miktar ifade edebiliriz. Ve diğer taraftan %5.7'lik işsizlik oranında beklentiler paralelinde %5.6'ya geriledi. Alacaklı sayım değişimi verisi ise tahminlerden daha olumsuz gerçekleşse de özellikle dolar endeksinde Avrupa seansı içerisinde görülen aşağı yönlü hareketler sterlin dolar paritesinde yükselişlere destek oldu. Oldu diyebiliriz. Yani genel çerçevede çok olumlu gibi görünmeyen bir veri akışı gelse de ülkesinden sterlinin değer kaybetmediğini özellikle bunda da dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin ve verilerin arka planının etkili olduğunu söylemekte fayda var. Bununla birlikte öğle saatlerinde Euro bölgesi geneli için açıklanan enflasyon oranı takip edildi. %-0.1 ile daha önce yayınlanan öncü rakamla öncü rakama paralel gerçekleşti bu rakam. Bir sürpriz gerçekleşmediğini bu cephede ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalar incelediğimizde özellikle son dönemlerde e, yukarı yönlü hareketlerin hızlandırılan dolar tl paritesinin Fed'in faiz artışına ilişkin beklentilerle ve özellikle seçimler öncesinde yurt içi piyasalarda belirsizliğin arttığına yönelik düşünceyle birlikte dolar tl paritesinde rekor seviyelerin izlendiğini görmüştük. 2.73 seviyesini test etmişti. Daha sonrasında ise özellikle dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler bir miktar kurun soğumasına ve 2.67-2.68'in altına inmesini destek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bugün dolar tl paritesi içinde ABD'den gelecek veriler yakından izlenmiştir. Bunun yanında Dünya Bankası'nın bugün yayınladığı raporda Türkiye için bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Yıl sonu büyüme tahminini %3 olarak tahmin ederken Dünya Bankası Türkiye için enflasyonu ise yine aynı dönem için %7 olarak öngördü. Güvenin yeniden sağlanması için seçim sonrasında reformların hızla uygulanması gerektiğinin de altını çizdiğini ifade edebiliriz. Ee, ve aynı zamanda Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in düşük emtiye fiyatları ile ABD'deki faiz artırım beklentilerinin gelişen ülkeler için risk oluşturduğunu ifade ettiğini de görebiliyoruz genel çerçevede. Varlık fiyatlarındaki değerlendirmeye baktığımızda dolar endeksindeki geriye çekilmenin pariteler tarafında özellikle etkili olduğunu ifade edebiliriz. Altın dün dolar endeksindeki düşüşlere rağmen aşağı yönlü hareketler göstermişti. Fakat bugün destek bulduğu bunu ve dolardaki zayıf görünümün altına da yükselişler getirdiğini genel çerçevede söyleyebiliriz. Petrol fiyatları özellikle ABD'deki e, stokların tahminlerin altında artış kaydetmesi ve üretimin azaldığı yönünde ipuçları veren sondaj kulelerindeki sayının düşmesiyle birlikte e, Petro fiyatlarında yukarı yönlü hareketler izlemiştik fakat e, 2015 yılının en yüksek seviyelerini gördükten sonra ham petrol ve Brent petrolde aşağı yönlü hareketler izledik. Özellikle OPEC'in Mart ayındaki üretiminin artış e, kaydetmiş olduğunun açıklanması e, aşağı yönlü baskıların hissedilmesinde etkili olan faktörler olarak öne çıktı. Günün devamını incelediğimizde ise bahsettiğimiz gibi saat 15.30'da gelecek önemli veriler var. Kanada'dan da gelecek kritik rakamları olduğunu görüyoruz ama ABD'nin özellikle enflasyon datalarının dikkat çektiğini söylemekte fayda var. Çekirdek tüketici fiyat endeksi %1.7'lik bir artış kaydedilmiş olması bekleniyor. Özellikle aylık bazdaki çekirdek CPI verisi tüketici fiyat endeksi %0.2 ile değişiklik gerçekleşmesinin beklenmediğini görüyoruz. Bu rakam özellikle yön verebilir. Genel çerçevede CPI verilerinin tüketici fiyat endeksi verilerinin yüksel tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi halinde Fed'in Haziran ayında faiz arttıracağına yönelik düşünceler ağırlık kazanarak e, dolarda değer kazanımları izleyebiliriz. Ancak tahminlerin altında kalacak bir veri seti ise özellikle ABD'nin para biriminde aşağı yönlü hareketlerin sürmesine yol açabilir. Fed'in Haziran ayı sonrasına faiz artışını erteleyeceği yöndeki düşüncenin güç kazanmasıyla diyebiliriz. Saat 17'de Michigan tüketici hassasiyeti verisini göreceğiz. Ayrıca bugün Washington'da IMF ve Dünya Bankası'nın birlikte düzenlediği toplantısı başlayacak. Bu toplantıda da özellikle önemli isimler söz alacaklar. 3 gün sürmesi bekleniyor. Hafta sonunda devam edecek ilgili toplantı FED Başkan Yardımcısı Stanley Fisher'dan, eski FED Başkanı Ben Bernanke'ye kadar IMF Başkanı Lagard'tan, Birleşmiş Milletler Başkanlarından Ban ki kadar hatta Türkiye'den de Ali Babacan'ın bazı konuş panellerde düzenlenen konuşmalara katılması bekleniyor. O yüzden hafta sonunda dikkat etmekte fayda olacak. Bugün başlayacak IMF toplantısı için. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik gelişmeleri ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Ee, günün devamına baktığımızda ise General Electric bugün devam eden bilanço sezonu kapsamında ABD'de dikkat çekiyor. Ee, hisse başına 3 centlik bir <laughs> kazanç sağlamış olması bekleniyor. Bu rakamda ABD'deki dev şirketlerin faaliyet sonuçlarını açıkladığı dönem içerisinde piyasalarda etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor diyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>